Merhabalar, ben Mimar Emre Acar. Acar Arkın kurucusuyum. Ofisimiz 2016 yılında kuruldu. Ofisimizde aslında çok küçük ölçekli projelerden daha büyük yapılara kadar birçok farklı tarzda projeye yer veriyoruz. Bunların tasarımlarını keyifle yapıyoruz. Ofisimiz genç bir ofis. Kadro olarak yaklaşık 5-6 kişiyiz. Biz özellikle projelerin konsept tasarımından Uygulama çizimleri, imalatı, ardından son yerindeki montajına kadar her noktada bulunmayı seviyoruz, keyif de alıyoruz. Genelde projelerin ilk başlangıcında ofisteki arkadaşlarımızla birlikte bir masada kafa kafaya verip bunu tartışmak çok keyifli oluyor. Bu arada tabii farklı ölçeklerde projeler olduğu için yeri geldiğinde bir şeker standı tasarlıyoruz. Yeri geldiğinde bir kurumsal firmanın yönetim ofisi olabiliyor. O yüzden de bir gün ofiste çocuk oluyoruz bir gün ofiste bir yönetici, genel müdür olabiliyoruz. Aslında hep bu şekilde oyunlarla tasarımlarımızı çıkarmaya çalışıyoruz. Ee, aynı şekilde ev projelerinde de aslında benzer şeyler var. Bir evi tasarlayabilmek için, hele ki farklı bir kullanıcıya bu evi tasarlayabilmek için o aileden birisi olmamız gerekiyor. O yüzden de işverenlerimizi çok çok iyi tanımaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte vakit geçiriyoruz. Aileden birisi oluyoruz aslında. Ee, bundan da keyif duruyoruz çünkü çok farklı farklı e, karakterler. Farklı yaşantıların içine kendimizi bir anda dahil etmiş oluyoruz ve sonrasında da onların yerine geçerek o evi nasıl tasarlayacağımızı düşünüyoruz, tartışıyoruz. Sonunda da herkese uygun olabileceğini düşündüğümüz bir noktaya vardığımız tasarımı sonlandırıyoruz. Şu an Bodrum'da Gündoğan'dayız. Aslında Bodrum'da şu an yapmakta olduğumuz farklı konutlarımız bulunuyor. Bu da onlardan birisi. Geçtiğimiz yıl tamamladık. Bu projenin yaklaşık tasarım süreci artı uygulama süresi toplamda bir 8 ay sürdü. Bunun ilk 2 ayı tasarım süreciydi. Diğer 6 ayında projenin uygulamasını yaptık ve yaz ayını açıkçası yetiştirmek için oldukça Hızlı bir süreçte tamamlamaya çalıştık. Şu an içinde bulunduğumuz ev Gündağ'ında. 650 metrekarelik bir bahçe içinde bulunuyor. Aslında burası bir site. Sitenin ilk sıradaki köşe evi konumundayız. Bu köşe evi olmamızın bir avantajı aslında diğer evlere göre bizim iki farklı cephemiz var. Biz geçirgen mekanları çok seviyoruz. Özellikle iç mekan dış mekan kavramlarının birbirinin içine geçtiği, algının karıştığı, bu bu tarz mekanlar aslında bize daha sonsuz daha büyük hisse veriyor. Küçük mekanlarda özellikle küçük evlerde bu şekilde bağlantılarla biz yaşam alanını sınırlarımızın çok daha dışına çıkarmayı hedefliyoruz. Bu evde de aynısını uyguladık. Ev aslında bakıldığında küçük bir ev değil oldukça ferah büyük güzel bir evdi bu sitenin Aslında sitedeki bu evi biz ilk gördüğümüzde de ev yarımdı yarım derken Aslında içinde sadece kullanıcının ihtiyacı olacak mobilyalar eksikti ama biz ekstradan mevcutta yapılmış mutfak banyo gibi ıslak hacimlerde değişiklikler uygulamak için bu alanları yıktık kapılar kaldırıldı yeniden kendi anlayışımıza uygun bir şekilde detaylandırdık tasarımını oluşturduk Bu evlerde girişler bir alt kottan e, merdivenle yapılıyordu. Bizim bloğumuzun, bizim evimizin aslında köşede yer almasının avantajını kullanarak yan taraftaki alanı dan bir kapı açtık. E, bu sayede biz evimize düz ayak giriş sağlayabiliyoruz. E, özellikle aslında güzel bir doğada e, bir siteye girdiğinizde ister istemez bir yapı bloklarının arasından evinize giriyorsunuz. Biz o, o durumu kırmak için e, bahçe kapımızdan içeriye girdiğimizde Doğanın bizi kucaklamasını istedik. Özellikle biz bahçenin girişinden itibaren bizi bir doğanın kucaklamasını istedik. Doğa ile birlikte bir süs havuzuna yer verdik. Süs sesi de aslında aynı şekilde o doğanın bir parçası olarak bize huzur veriyor. Tasarım anlamında da her zaman bir materyali bir noktada başlayıp aynı materyal ve dil birliğini bütün evde kurgulamayı seviyoruz. Giriş kapımızda o yüzden böyle parlak metal bir kapı yerine bizim doğal meşe ağacımızdan olmasını tercih ettik ve kapının boyutunu da tavan yüksekliğini de dikkate alarak tamamen açtık. İç mekanlardaki tasarım dili ve kapı detaylarının aynısı giriş kapımızdan itibaren başlıyor. Evin girişi oldukça karanlıktı. Çünkü e, giriş kapısının yanında ufak bir aydınlatma penceresi şu an tasarladığımız gibi bulunmuyordu. Biz arka girişten itibaren doğayı içeriye taşımak istediğimiz için giriş kapısının hemen yanındaki duvarda büyük bir boşluk yarattık. Aslında o bizim tam böyle sınırlarını kendimiz yarattığımız arkasına da heykel formlu bir ağaçla biz orada doğayı bir tablonun içine almayı tasarladık. Mevcut evin planı aslında bizim oldukça hoşumuza gitti. Plan şeması olarak hiçbir hiçbir noktasına dokunma, değiştirme ihtiyacı hissetmedik. Ee, sadece bu planın tasarım anlamında iyileştirmeye ihtiyacı vardı. Mutfaktan başladık, tam kalbinden. Çünkü mutfak evde bütün mekanlara açılan noktadaydı. Biz de mutfakta öncelikli olarak etkileyici bir ada tasarlamak istedik. E, adayı iki yönden de kullanabileceğiniz depolama alanları yarattık. E, bu arada tabii yazlık evlerde çok çok fazla eşya malzeme olmasa da e, yine de e, ciddi bir depolama alanlarına ihtiyaç duyuluyor ve biz bunları böyle çok fazla dolap dolap göstermek yerine olabildiğince bazı yüzeylerin arkasına gizlemeye çalıştık. E, burada da bu evimizde de aslında aynı şekilde mutfakta bir büyük boy dolabımız var. O boy dolabın içinde bizim hem soğutucu hem aslında mutfakta kullanılacak bütün malzemeleri depolayabileceğimiz, aynı zamanda elektronik elektrikli ev aletlerini de gizleyebileceğimiz, yerleştirebileceğimiz bir alandı. Bu alanı yine diğer alanlarda olduğu gibi bir lambri mantığında çözdük. Aslında tamamen düz bir satı, bütün kapaklar kulpsuz, dümdüz. Aynı şey ada tezgahında da oluşturuldu. Evde hazır ürünlerimiz oldukça az kullanıldı. Yemek masamız özel tasarım, ee, sadece sandalyeleri hazır alındı. Ee, sandalyelerin rengine uydurabilmek için masamızla e, özel bir renklendirme karışım yapıldı. Bu sayede aslında ikisini bir takım oluşturduk. Mutfağın hemen önündeki büyük geniş cam cephemiz katlanır doğramalardan oluşuyor. Bu katlanır doğramaları gün içinde e, açtıklarında aslında bizim iç mekanımız bir anda dış mekanla birebir bağlantılı oluyor. mutfağın hemen önünde günün büyük bir kısmını geçirebilecekleri bir oturma, açık oturma alanı tasarladık. bu açık oturma alanı yine birebir mutfakla bağlantılı olduğu gibi havuzla da bağlantılı. evin en uzun süreli vakit geçirilen alanlarından birisi oldu mevcut havuz tabii ki böyle değildi. Standart taşma kanalı olan, böyle plastik ızgaralı olan bir havuzumuz vardı. Biz o havuzu da bu evin tasarım diline uyarlamak istedik. Çok daha net, keskin hatları olan. Havuz bir kere küçüktü. Yanına eklediğimiz güneşlenme havuzun içine entegre edilen daha böyle 30-40 cm derinlikli alanla biz havuzun proporsiyonunu biraz daha dar uzun yapmak istedik. <laughs> tarafta aslında bir mutfak aynı zamanda bu alanı e, gündüzleri de şöyle tamamına ihtiyacımız olmadığında şu noktada konumlandırıp e, buradaki sıcak soğuk arıtmayı buradan alabiliyoruz diğer bölümümüz aslında büyük olan bölüm şurası e, burada bir barımız mevcut e, bu bar alanı bar servisini yapacağımız tezgahımız şu şekilde bir alanımız karşımıza çıkıyor. Açık alanda bir bar ve bir mutfak devamlı göz önünde bulunması gereken şeyler değil bizce. Sadece masanın ön planda olduğu ihtiyaç olduğunda kullanım esnasında bunların gün yüzüne çıkması daha doğruydu. Bu sebeple de bizim çatı tasarımımızı, saçak tasarımımızı aslında yaparken bar ve mutfağı da o esnada dikkate alarak bir çekirdek öncelikle yerleştirdik. E, bu çekirdek alanı bizim evin garaja inen merdivenini gizlerken aynı zamanda Diğer tarafında da bir ızgara, mangal alanı yarattı. Bizi tasarım anlamında en çok zorlayan yerlerden birisi TV ünitesinin olduğu bu büyük duvar. Bu duvarda küçük bir şöminemiz mevcutta yer alıyordu. Şöminenin sağında solunda İki tane e, pencereniz vardı. Aslında salonun aydınlanması için zaten iki kenardaki büyük pencereler bizim için yeterliydi. Biz daha bütüncül bir tasarıma ulaşabilmek için TV ünitesini e, bütün duvar boyunca yapmak istedik. Bu sayede aslında sadece TV ünitesi değil, bu hem bir e, şömine, e, aynı zamanda objelerin ve kitapların durduğu bir e, vitrin olarak tasarlandı. Müzik Çocuk odaları ve misafir odalarındaki banyolar oldukça küçüktü. Onların içinde çok büyük bir hareket özgürlüğümüz olmadığı için yerlerini koruduk. Sadece tasarım anlamında e, duvar kaplamaları değişti. E, sürgü cam cephelerini değiştirdik. Lavabo ve aynası değişti. Çok daha kompakt aslında bir alana dönüştürdük. Ebeveyn banyolarında aynı anda iki kişi rahatlıkla kullanabilmesi için e, lavabo birimini ortada merkez çekirdekte yer alıp e, tuvalet ve duşu ayrı kapılarla girilen e, ayrı mekanlar olarak tasarlıyoruz. Bu evde de aynısını yaptık. Aslında bizim yatak başımız e, diğer taraftan lavabo ve depolama alanı olarak kullanılan ayna duvar. E, her iki tarafından sürgü cam kapılar istenildiğinde kapatılıyor ama evdeki ihtiyaca göre zaten duşun ve tuvaletin kendi kapıları olduğu için onlar devamlı açık durup odanın bir parçası olarak kullanılıyor. E, giysi bölümünden de biz banyoya ulaşabiliyoruz. Banyonun diğer kapısından direkt yatak odasıyla ilişkimiz de var. Ön tarafta güzel bir deniz cephesi ve manzaramız olduğu için onu kesinlikle kesmek istemedik. Kesintisiz bir cam cephe oluşturduk. E, cam cepheyi düz yapmak yerine hafif kademeli geçerek bir kısmını biraz daha dışarıya çıkarıp orada bir ufak oturma köşesi yaratmak istedik. çocuk odasında hani zaten tasarlanacak bir tek yatak başı vardı. Orada da böyle hem biraz depolama olsun hem biraz genelde her çocuğun böyle kendi oyuncaklarını sergileme isteği oluşur. Onları da düşünerek tamamını da kapalı duvar yapmak yerine böyle farklı oyuncakları farklı yüksekliklerde değerlendirebileceği açık alanlarda bıraktık.